Herkese merhaba. Green Week, Yeşil Hafta, haftaya özel gerçekleştirecek olan Avrupa Konseyi ve Selçuk Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü ile düzenlenmiş olan Sıfır Kirlilik Projesi için gerçekleştireceğimiz toplantılardan bir yenisi de bugün Çevre Mühendisi Ebru Şen bizimle birlikte olacak. Merhaba Ebru Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben Muhammed Furkan Cengel, bu projenin katılımcılarından birisiyim. Bugün sizinle sıfır kirlilik üzerine konuşacağız. Ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz birazcık? Adım Ebru. 2019 Boğaziçi Tezyat Baysal Üniversitesi'nden mezunum. Yüksek lisansa devam ettim aynı üniversitede. O da atık su üzerine. Atık suların arıtımı üzerine söyleyeyim. Hibrit sistemler üzerinde sonofotokataliz adına suyu arıtıyoruz. Yani şu şekilde izlediğim, tavuk atık suyunu alıp onu iki sistem var. Hem sesle hem de ışıkla birlikte bakterileri öldürerek geri kazanım sağlamaya çalışıyoruz. Evet, o şekilde. İkinci bir yüksek lisans daha yapıyorum. O da iş sağlığı güvenliği adına. İkisini birlikte yürütüyorum. Ve 2,5 yıldır da bir sitede yazarlık yapıyorum. Çevre mühendisliği adına. O şekilde şu anda 3 yani 2 aydır da geri dönüşüm firmasında çalışıyorum. Ben de aslında yeni mezun sayılırım. Hani şu pandemiden ötürü biraz iş bulma sürecim uzadı. O şekilde Teşekkür ederiz. Bugün derdeyim. sıfır kirlilik üzerine gerçekleştirmiş olduğumuz projeyle ilgili sizinle de konuşacağız. Siz de bir çevre mühendisiniz. İsterseniz Evet. şununla başlayabiliriz. Siz de daha çok geri dönüşümle alakalı çalışmalarda bulunuyorsunuz çevre mühendisi Evet. olarak da. Geri dönüşüm nedir? İlk bununla başlayabiliriz isterseniz. Yani ben buna motomot bir Google cevabı vermek istemiyorum. Şu şekilde vereyim. Oluşturduğumuz atıklar yani her şey bir atık haline dönüştürüyor. Yani kullandığımız bir ıslak mendilin kabını bile aslında atık olarak biz atıyoruz. Teknolojinin yani ülkemizin yaşadığımız ülkenin teknolojisine göre geri kazanım yapabildiğimiz her şey aslında geri dönüşümdür. Burada demek istediğim şey şu. Mesela Amerika'da idrardan aslında şu an yani içebilecekleri su haline getirebiliyorlar. Ama biz burada bunu yapamıyoruz. Ya da mesela denizde gördüğünüz yosunlar bunlardan yakıt elde ediyorlar. Bunu yapabiliyorlar ama biz şu an burada daha tam olarak bunu yapamıyoruz. Benim tez konum da buna benzer bir konu. Ya da mesela şu an çamurdan biz bunu bu ülkede de yani Türkiye'de yapabiliyoruz. Gaz elde ediyoruz. Bu da çimento fabrikalarında yakıt olarak elde ediliyor. Yani bu tarz şeyler aslında ülkenin teknolojisine dayalı olarak geri kazanabildiğimiz her şeye geri dönüşüm olarak adlandırılabilir. Teşekkür ederiz. Peki bu ikinci sorumu sormak istiyorum izninizle. Geri dönüşümün çevremiz için nasıl bir önemi var? Yani şu şekilde cevap vereyim. Geri dönüşüm olmazsa ne olur? Aslında o şekilde yapalım. Zaten yıllardır süregelen bir enerji savaşları var. Bunu zaten biliyoruz. Şu an bizim ham madde sıkıntımız gittikçe çoğalıyor. Neden sıkıntımız çoğalıyor? Çünkü nüfus artışı var. Yani dünyada yani gün geçtikçe yaşlanıyor biliyorsunuz ki kaynaklarımız tükeniyor. En basiti su tükeniyor. Yani küresel ısınmayla birlikte sular da çekilmeye başladı artık. Yani bunların hepsi aslında birbirine bağdaştırılmış bir şekilde. Yani geri dönüşüm daha çok gelişirse küresel ısınma da aslında ona göre daha geriye gidecek. Yani bu şekilde birbiriyle hep bağlantılı ilerliyor. Çok teşekkür ederim. Bir diğer sorumsa şu. Bir çevre mühendisi olarak bu geri dönüşüm projelerinin işleyişini nasıl açıklarsınız? Şu şekilde ben açıklayayım. Yani kendi firmamdan örnek vererek söyleyeyim. Çünkü hani her firmanın kendisine göre bir projesi hani bir şey vardır. Bizim şu şekilde ilerliyor. Yani firmalarımız var atık aldığımız. Yani mesela şu şekilde söyleyeyim. Mobilya firmaları. Oradan hani atık olan şeyler geliyor. Ya da işte bu boru, pimapen o tarz şeylerden kalan atıklar. Ayakkabı firmaları, ayakkabıların bu ayakkabının altındaki plastik olan şey var ya onu bile geri kazanım haline getirebiliyoruz aslında. Bu tarz firmalardan bize atık geliyor. Biliyorsunuz ki artık yani bakanlıkça da bunların yapılması gerekiyor. Yani hani atığa gidip eskisi gibi
işte çöpe atayım yani ya da ne bileyim bir ormanlık alana bırakayım tarzı bir şey söz konusu değil. Artık geri dönüştürmek zorundalar. Burada da bize iş doğuyor şu şekilde. Atıklar bize geliyor. Ondan sonrasında ilk başta şöyle, bunlar ayrıştırmaya gidiyor. Yani çalışanlarımız onları cins cins ayırıyorlar. Ondan sonra toplama ayırma diyoruz biz buraya. Onlar ayrılıyor. Geri kazanım haline gelinecek şeyler. Bizim kırma makinelerimiz var. Yani ne aklınıza ne gelebilirse her şey kırılıyor, küçük hale geliyor. Ondan sonrasında o da mikronize var. Küçük küçük hallere geliyor ve oradan da ham madde kazanımı elde ediyoruz. Bu nasıl oluyor mesela? Direkt o ham maddeyi direkt anlamında ürüne dönüştüremiyorlar. Ama ne yapıyorlar? Birçok ham maddenin içerisinde onları kazanım haline getiriyorlar. Bu hem maliyetten kazanıyorlar hem ham madde çoğalımı oluyor. Bu şekilde ilerliyor aslında süreç. Böyle hep devir daim şeklinde gidiyor. Teşekkür ederim. Şimdi bir diğer soruyu soracağım. Bunu çalıştığınız kurumlarda hangi makineleri kullanarak gerçekleştiriyorsunuz? Yani kırma makineleri var. Bu yani büyük, bayağı büyük bir makineler oluyor. Onlar kırılıyor. İçinde öğütücü şeklinde yani onları, maddeleri kırıyorlar. Ondan sonra mikronize dediğim kısım var. Mikronize de yani tam içsel makine kısmını tam olarak bilemem ama bıçakları var. Bıçaklarla birlikte onları böyle çok ufak hallere getiriyorlar. Pres makinelerimiz var. Preslerle yani bu ilk başta olan bir şey. Toplama ayırmada birbirlerine hani preslenerek hem alan kazanımı hem de hani bunların hani birlikte daha kolay oluyor. Hani presledikten sonrasında stoklaması da daha basit oluyor. Bu tarz makinelerin aslına bakarsanız hani geri dönüşüm çok zor bir şey değil. Bu ülkemizde çok geç kalınmış bir şey. Yani bu kadar böyle gözümüzde büyüteceğimiz kadar böyle büyütülecek bir konu değil yani. O şekilde izah edeyim. Ben de tam bu konuyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Giderek artan çevre sorunlarına karşı sadece bireysel olarak değil, toplumsal ve politik anlamda da çözümler üretilmesinin gerekli olduğu konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabii sadece bireysel olarak hiçbir zaman hiçbir konuda bir yere varamayız. Zaten bunu biliyoruz. Toplumsal olarak da ülkemiz yani hükümet ya da işte devlet olarak bir yaptırım olmalı ki toplum buna itilmesi gerekiyor. Nasıl? Mesela çevre mühendisi çalıştırma şartı artık tesislerde zorunlu hale getirdi. Bunu kim yaptı? Bakanlık yaptı. Yani devlet yaptı. Ne oluyor? Daha bilinçli bir toplum, daha bilinçli bir aslında işveren, daha bilinçli bir ülke haline geliyoruz. Hepsi birbiriyle bağdaşık aslında, öyle söyleyeyim. Ama bir hükümet de toplumu bilinçli değilse, bilinçli hareket etmiyorsa da bir şey yapamaz. Hani birbiriyle daha koordineli şekilde giderse daha kolay, daha iyi gider diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir diğer sorum da şu. Geçmiş yıllar oranla çevre ve geri dönüşümle ilgili konularda bir bilinç arttı mı sizce? Tabii ki. Ben bunda yani 2-3 tane etken görüyorum. Birincisi artık demin de söylediğim şey çevre mühendisi çalıştırma şartı. Yani tabii ki herkesin bir vizyonu, bir bakış açısı var. Ama bir çevre mühendisi olarak yetişmiş bir insanın geri dönüşüme bakma şekliyle çevre mühendisi yetişmemiş olan bir insanın bakma şekli aynı olamaz. Yani siz de bunu hani bilirsiniz. O yüzden bu çalışma şartı bence bizim için çok iyi oldu. Yani ülkemiz için de çok iyi oldu. İkincisi sosyal medya. Aslında sosyal medya iyi olarak kullanıldığında çok fazla şeye ön ayak olabiliyor. Yani biz bilinçleniyoruz birçok şeyde. Yani bu çevre kirlilikleri hani ne oluyor? Yani en basiti artık hani evimizde ayrıştırma yapabiliyoruz. Kaynaklı ayrıştırma geri dönüşüm firmaları için çok fazla önemli. Yani bunu çöpe attığımız şeyin ne olduğunu bilerek atmak bizim için çok önemli. Yani bu şekilde düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok önemli yerlere değindiniz. Yine bir diğer sorumsa şu. Çevre koruma ve çevre bilinç alanında farklı meslek grupları ile olan etkileşimin önemini nasıl açıklarsınız? Şöyle, biz tek başımız hiçbir şey yapamayız. Yani hiçbir meslek dalı tek başına hiçbir şey yapamaz ama biz hiç yapamayız. Çünkü neden? Bizim çok fazla diğer meslek gruplarıyla alakamız var. Onlar ne kadar bilinçli ilerlerse biz de ancak o kadar bilinçli ilerleyebiliriz. Çünkü çok fazla etken var bizim için. Yani geri dönüşüm sağlayabilmem için benim o firmanın, atık oluşturan firmanın gıda mühendisinden çünkü yağ çıkıyor atıyorum mesela. Nasıl söyleyeyim, ziraat mühendisine. Yani herkese ihtiyacım var. Herkesin o bilinçli olması gerekiyor. Ben tek başıma hiçbir bilinç katamam. Yani
Mutfakta çalışan ablamızın bile mesela geri dönüşümle alakalı bir fikri, bir zikri olması gerekiyor ki ben daha fazla verim elde edebileyim. Hani bu toplumun, bu dünyanın sadece hani bizim şu an yaşayacağımız değil, sürdürülebilir bir hayata dönüştürebileceğimizi, herkesin hani o bilinçle hareket ederek ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve artık bence bu bilince ulaştığımızı, biraz daha hani ilerlediğimizi düşünüyorum bu konuda. Ve burada da demin de söylediğim gibi sosyal medyanın çok fazla etkisi var. Çok teşekkür ederim. Peki Rica sizce ederim. sıfır kirlilik mümkün mü? Şimdi sıfır kirliliğin mümkün olması için hiç yaşamamanız lazım. Yani böyle bir şey mümkün değil. Sıfır kirlilik mümkün değil ama sıfır kirliliğe dönüştürmek mümkün. Nasıl? Şimdi kullandığımız şeylerin ne kadar geri kazanacak hale gelirsek o kadar sıfır kirliliğe yaklaşmış oluruz. Yani yaşamadan devam edemeyiz. Yaşadıkça da belli bir ekonomik ve sosyal bir faaliyetlerimiz olacak mecburen. Yani bunlar mecbur. Ama bunları ne kadar geriye dönük kazanım haline getirebilirsek o kadar bizim için iyi olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sorularınız için. Rica ederim. Birkaç soru daha eklemek istiyorum Tabii izninizle. ki. Daha temiz, yaşanılabilir bir çevre için neler yapılmalı sizce? Yani şu şekilde, öncelikle toplum ve devletin bir bilinç, daha bilinçli bir hale gelmesi gerekiyor. Yani nasıl? Demin zaten konuşmamızın birçoğu bununla alakalı. Biz kendimiz ve toplum olarak bir şey yapamazsak, biz ne kadar diretirsek diretin, biz sadece firmalardan atık toplarız. İşte sadece nasıl söyleyeyim, yani biraz daha olay para kazanmaya doğru gider. Ama bir evden, yani hepimiz evinde atık oluşuyor. Bir evden bilinçli bir şekilde o atık o şekilde çöpe atılırsa daha bir sürdürülebilir yaşama doğru ilerleriz. Yani burada ne olur? Bize çok fazla iş düşmez. Neden şu şekilde bunu söyleyeyim? Biz ne kadar yapabiliriz. Anlatabildim mi ne demek istediğim? İnsanların da birazcık bu yönde ilerlemesi gerekiyor ki ona göre daha büyük verimler elde edebilelim. Yani en basitini şu şekilde söyleyeyim. Bir atık pili. Gidip normal bir çöpe atarsak, organik atığın olduğu bir çöpe. Ne olur bu gözden kaçabilir. Sonuç olarak bunlara da insanlar bakıyorlar. O toprağa karışırsa yeraltı suyunu zehirlersin. Toprağı zehirlersin. O toprağa yağan yağmur buharlaşıp sonra gökyüzüne geldiğinde havayı bile kirletiyorsun. En basiti bu kadar. Yani hani bir pil deyip geçmemek gerekiyor. Biz aslında dünyayı kolay kolay bu hale getirmedik, yani öyle söyleyeyim. Yani gerçekten bilinçsiz davranarak bu hale geldi. Bu kadar çevre kirliliği etken haline geldi. O şekilde söyleyeyim, yani basit dediğimiz şeyler aslında basit değil. Dünyanın hali demişken bu konuyla alakalı da şunu sormak istiyorum. Pandemi sürecinin çevresel kirliliğe ne gibi bir etkisi oldu? Şu anda pandemi var dünyada ayrıca. Şöyle, bu şekilde nasıl bir etkisi oldu? Öncelikle atık çoğaldı. Yani en basiti maske, eldiven, bu korumalıklar hepsi. Yani ben demin de söylemiştim, yazarlık yaptığım sitede de bununla alakalı yazı paylaşmıştım. Ben yerde çöp görüyorum ve çöp maske. Yani bunlar, bir kere zaten biz virüsle uğraşıyoruz. Virüs toprağa bulaşırsa, oradan suya bulaşırsa bunları nasıl önleyeceğiz? İnsandan insana önleyemezken bir suyun mesela virüs bulaştığını düşünelim. Bir sürü hane bu virüsü almış oluyor, değil mi? Yani bu insanlarda şu an buna dair bir bilinç yok. Ben görüyorum, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da her yerde maske, eldiven, bunlar var. Bunları biz muhafaza etmek için, kendimizi muhafaza etmek için bunları kullanıyoruz. Tamam, ama başka insanları niye düşünmeden ya da canlıları düşünmeden hareket ediyoruz? Bence bu konuda yani durup bir kendi yani içimizde bir muhasebe etmemiz gerekiyor. Yani sadece ben mi diye düşünmek gerekiyor. Teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Yani ben öncelikle beni davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Benim için de ilk bir deneyim oldu. Yani şu anda özür dilerim eğer yanlış bir şey söylediysem, yani illaki insan kekeleyebiliyor, şey olabiliyor. Onun için özür dilerim. Beni davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz davetimizi kırmayıp röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Şimdiden bütün katılımcılarımıza ve izleyicilere de izledikleri için teşekkür ederiz.